Adım Adım Hacca programı ile karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Amellere değer katan niyettir. Niyetle ameller kıymet kazanır, hak katında bir anlama bürünür. Öyle ki amellerimizin içerisinde çok cüz'i de olsa ihlas varsa, o ihlas o amelleri öyle güzel noktaya ulaştırır ki, belki de hiç ummadığımız mükafatlara bizi ulaştıracağı gibi ahirette ebedi saadetin kapısını açabilir. Adım Adım Hacca programında bugün haccın ruhundan bahsedeceğiz. İbadetlerimizin en temel olmazsa olmazı ruhun ibadetlere kattığı güzelliklerden bahsedeceğiz. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca üniversitelerde dersler verdiniz. Halka dini İslam'ı anlattınız. Vaazlar verdiniz. Bulduğunuz imkanları ve ortamları değerlendirerek dini mübini İslam'ı nasihat babında da pek çok kişiye anlattınız. Ama her şeyde olduğu gibi yapılan bütün işlerde esasın ruh olduğunu söyledik. Ruhtan mahrum olan hiçbir işin Cenab-ı Hak katına makbul olmadığını söyledik. Bu ruhu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Nedir ibadetin ruhu? Evet, şimdi efendim tabii dini inancımızda, İslami inançta ve insan olgusunda ve algısında ruhun ayrı bir yeri var. Yani ruh gözle görülmeyen ama görüleni ve görüneni yönlendiren, ona enerji veren, hareket ve motivasyon kabiliyeti sağlayan muhteşem bir güç. Malum ruh kelimesi ve rih kelimesi aynı kökten rüzgar, enerji gibi anlamlar ifade ediyor. Ve insanoğlu var olduğu günden beri hep bu görünen ve görünmeyen ilişkisi üzerine durmuş ve görünenlerin dışında bir görünmeyen kudretin varlığını, o yüce kudret dediğimiz ulu Allah'ın varlığını ve yine ona bağlı olarak ondan gücünü alan bir ruhun mevcudiyetini kainatta algılamaya çalışmış ve Kur'an'da buna işaret etmiş zaten. İnsanın varlığı açısından baktığınız zaman, yani Hazreti Adem'in yaratılışını anlatan ayetlere baktığımızda Allah Teala ve izâ sevveytuhu, ben onun işte yaratılışını tesviye ettiğim zaman şekil verdim. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ona kendi ruhumdan diyerek, zat-ı pakine izafe ederek bir ruh nefhettiğini ifade ediyor. Ve o ruh nefhiyle birlikte Adem oluyor. Yani o topraktan, çeşitli aşamalardan geçtiğine dair ayetlerde uzun uzun anlatılıyor sıfatı. Evet. Ama onların asıl değer kazanıp Cenab-ı Hakk'ın fi ahseni takvim diye anlattığı veya işte en güzel surette diye belirttiği lafızlar veya işte kerramne dediği lafızlarla anlattığı şey o ruh ile tamamlanıyor. Nasıl insanın bu güzelliği, kemali, cemali ruhiyle tamamlanıyorsa, aslında kainattaki bütün varlıkların böyle görünmeyen bir ruhu olduğu kabul edilir. Bu felsefi anlayışlarda da, eski felsefede böyledir. Tasavvufi anlayışta da böyledir. İşte bir ruhu cemadiden bahsedilir. Yani dağların, taşların, cansız varlıkların da bir ruhu olduğundan bahsedilir. Bunların ruhu var ki secde ediyorlar, Kur'an'ın ifadesine göre tesbih ediyorlar ve bir takım söylenen mesajları algılıyorlar. Peygamberimiz Uhud'a seslenirken... Orayı söyleyecektim. Evet, yani, enteresan bir şey değil mi hocam? Ruh bizi sever, Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Cansız bir, Efendimiz'i seviyor. Evet, cansız bir varlık. Demek ki onun da bir ruhu var ki Efendimiz'e o ruhuyla muhabbet besleyebildiğini Efendimiz ifade ediyor. Dolayısıyla bir ruhu nebati var, bitkilerin ruhu var. Ve bugün Japonya'da, başka yerlerde yapılan araştırmalar bitkilerin ruhunun olduğunu gösterdi. Bir çiçek bahçesine giren insanların o çiçeklere yaptıkları hitap tarzlarına göre, yani eğer çok mültefit ifadeler kullanmış, ne kadar güzelsin, ne kadar şeker şeysin sen denildiği zamanki gelişme ve büyüme süreciyle, yani onlara hakaret eden, onları küçümseyen,
lafızlar kullanarak, kaşınç atarak, yani ona negatif enerji yükleyerek verilen tavırlarda ise onların solgunlaştığı, büyüme enerjilerinin kaybolduğu bugün laboratuvarlarda tespit edilen bir hadise. Bu nebati kısmı. Hayvani ruh zaten işte insana en yakın olan attır, affedersiniz köpektir veya benzeri hayvanların insanla olan ülfetlerinde bu çok net şekilde ortaya çıkıyor. Hayvani ruh diyoruz. Yani insana veya varlıklara canlılık veren, hayatiyet veren ruh, bir de ruh-u insani dediğimiz o Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendi ruhundan üflediğini ifade ettiği ekmel manada, kamil manada bir ruh var. İşte o insanı insan yapan ruh ve bu ruh insanda bulunduğu sürece, insan bunu o ilahi ruhtan besleyerek güçlendirdikçe ibadetlerinde, sanatında, işinde, meslekinde çevreye yansıtabiliyor. İşte şehirlerin ruhu var diyoruz, değil mi? Bu şehirlerin ruhu nedir? Yani o şehirde yaşamış insanların sanat, efendim edebiyat, duygu ve estetik olarak oraya kattıklarıdır. Ama gene ruhlarından bir parça olarak oraya kattıklarıdır. Dolayısıyla o şehirler orada daha önce yaşamış bulunan insanların ruhlarıyla bugün canlı ve otantik olarak o tarihi süreci bize haykırmaktadır. Bir tasavvuf erbabı ziyaret için gittiği bir beldeye girmeden ayakkabılarını çıkarınca talebeleri şaşırmışlar. Hocam ayakkabılarınızı çıkardınız. O kadar büyük insan burada yatıyor ki ya, onların ruhlarına hürmeten ayakkabılarımı çıkarttım. Şimdi bizim görmediğimiz bir dünya ama evet, ruhları çok yüksek noktaya ulaşmış insanların hisleriyle yaşadıkları bu halet ruhiye çok yüksek bir nokta olsa gerek. Yani işte Mekke, Medine, Remeyn-i Şerife'in içinde yani bu ehlullah dediğimiz Allah adamlarının, Rizalullah dediğimiz kişilerin orada hissettikleri, duydukları da bu sizin biraz önce anlattığınıza benzer tarzda şeyler. Yani oraya ayakla basarken dikkat etmeye çalışan, orada Resulullah Efendimiz'in izini görmeye çalışan bir hassasiyetle yaklaşıyor olaylara. Şimdi biz esas konumuza dönecek olursak, ibadetlerin ruhu nedir? Evet, hakikaten insanoğlu ibadet yapıyor. Bizim dinimizde belli başlı ibadetler malum. İşte İslam'ın 5 temel şartı, kelime-i tevhid veya şehadetle başlarsak, işte namaz, oruç, hac, zekat. Evet. Belli başka ibadetler de vardı ama belli başlı İslam'ın emrettiği, Müslümanlara farz kıldığı şeyler bunlar. Bunların gerçekten bir şekli, suri, fiziki boyutları var. Yani gözle görebildiğimiz, temaşa edebildiğimiz tarafları var. Bir de gözle göremediğimiz ama o hareketlere, o davranışlara enerji veren, onları yönlendiren, onlara değer katan tarafları var. Mesela işte kelime-i şehadet diyecek olsak, kelime-i tevhid diyecek olsak, kelime-i tevhid dediğiniz zaman yani bu alemdeki gerçek varlık sahibinin, verenin, alanın, edenin, kılanın, yapanın o olduğu manasında bir tevhidle, gerçek faili mutlak olduğunu, o olduğunu anlayan bir insanın gönlündeki tevhidin ruhu başkadır. Bunu lafzı ile söyleyen, kelimeleri tekrarlayarak söyleyen insanın algısı farklıdır. Dolayısıyla onu hakikaten bir kelime-i tayyibe olarak söyleyebilmek ve yüreğinde la ilahe derken orada başka bir mabudun, başka bir secde edilecek şahsın bulunmadığını kalpten nefh edebilmek. Yok başka bir varlık illallah, sadece o var. Kıymetli hocam, kelime-i tevhid, kelime-i tayyibe-i mübarek ederler eski, evet, insan. Aynen. Yazıyorsunuz bir cümle. Söylemek de kolay. Fakat hocam düşündüğünüz zaman bu kelimenin akabinde bir ebedi saadet kapısı açılıyor size. Aynen öyle. Nasıl bir şey hocam? Bir de nefi ve ispat var. Yani la ilahe diyorsunuz, bir nefi. Hiçbir şey gözünüzde yok artık. Hepsini nefi ediyorsunuz, yoktur diyorsunuz. İspatla illallah. Varsa sadece odur. Sadece o vardır. Yani faili mutlak olarak onu görmek. Çünkü gerçekten baktığımız zaman bu alemde olan biten ve gözümüzde gördüğümüz, göremediğimiz ne kadar varlık varsa, kendi yaptığımız, yapmadığımız ne kadar varlık varsa, bunların hepsinin faili hakikisi o. Bunu böyle algılamak işte o kelime-i tevhidi ruhuyla algılayabilmek demek. Öbür taraftan namaz diyoruz mesela. Namaz hakikaten ibadetlerin en önemlilerinden, en kamillerinden, en hakka yaklaştıranlarından birisi. Ayetlerde de
açıkça ifade ediliyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ama o insanı fuhşiyattan, çirkinliklerden, yasak şeylerden alıkoyan namazın şartını başka bir ayet açıklıyor. Ne diyor? Kad eflahal mu'minun ellezinehum fi salatihim haşiun. Yani müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarını huşu ile kılanlardır. Yani namazın huşu ile kılınması işte o namaza nefh olunacak olan ruhtur. Namazın 12 farzı saydığınız zaman işte 6'sı içinden 6'sı dışından Hanefi mezhebine göre ilmihal kitaplarımıza öğretilen bunların hepsi namazın bedenidir. Yani gözle görülen şeklidir. Hadesten taharet, necasetten taharet, tevret, istikbalik bile vakit, neyse yani. Vakit, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kâdî, ahire. Hepsine baktığınızda bedene müteallik şeyler, gözle görülen şeyler. Ama namazın kurtuluş vesilesi olabilmesi için bir tek şart var Kur'an ve yanına göre. El-haşiyo, huşu şartı var. Ha, öyleyse demek ki namazın namaz olması, her türlü çirkinlikten, münkerden alıkoyabilmesi için onun bu vasıfla kılınması, bu vasıf içinde olduğu halde ikmal edilmesi ruh meal ceset, ruhla beraber cesedin varlığı demektir. Ve o zaman hakikaten namaz namazdır. Programımız Adım Adım Hacca. Namaz tabi haccın içinde olan bir ibadet. Mütebbiyemizin. Yani, tabii yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaret eden insanlar her vesileyle namaz kılıyor. Vakit evet. namazı kılıyor, şükür namazı kılıyor, tavaf namazı kılıyor. Yani evet. Haccın dışında bir şey düşünmek mümkün değil namazı da. Aynen. Dolayısıyla hemen arkasından orucu düşünecek. Yani orucun ruhu nedir? Orucun ruhu da ayetin yani oruç ayetinin sonunda açıklanıyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yani sizin üzerinize oruç farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Umulur ki bu sayede takvaya erersiniz. Bakın şimdi oruçta bizim fıkhi olarak bildiğimiz nedir? Emredilen bizim yemekten, içmekten ve cumadan uzak durmamızdır. Evet. Orucun farzları. Ama bunlar orucun bedenidir. Orucun ruhu ise takva kaygısıdır. Yani gönlümüzü, kalbimizi Allah'ın dışındaki şeylerden korumak, gözümüzü haramdan korumak, kulağımızı, elimizi, ayağımızı gönül yaralayacak davranışlardan uzak tutmak. Yani daha doğrusu takva kaygısıyla yaşamak. Takva deyince aslında bu takva gerçekten çok kapsamlı bir kelime. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Şimdi İslam'ın ruhu imandır. İslam'ın ruhu imandır. İmanın cevheri de takva ve ihsandır. Ya. Kıymetli hocam, Etiyopyalı Ebdalla Kebir Ahmet isminde bir öğretim üyesi arkadaşımız 19 Mayıs Üniversitesi'nde hacca gitmiş. Öyle mi? Ve hac sonrası müşahedelerini bizimle paylaşmış. Lütfederseniz bir dinleyelim bakalım. Aha, neler bizle paylaşmış. Abdullah Hıdır bin Ahmet. Kardeşiniz Abdullah Hıdır Ahmet. Etiyopyalı uyruğuna sahip Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak Arapça öğretmenliği yapmakla birlikte 7 çocuk sahibiyim. Cemiyat 19 Mayıs fi Samsun müderrisen lil-lugha'l arabiyye abun li sab'ati evlad. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hac, İslam'ın 5 temel esaslarından birisidir. Öncelikle İslam'ın 5 temel esasından birisi olan hac hakkında konuşma hakkı vermenizden ötürü çok müteşekkirim. Gücü yeten her Müslüman ferdin hac farizasını yerine getirmesi gerekir. Ömürde bir defa yapılan hac ve hac yolculuğunun insan hayatında tekrarı mümkün olmayabilir.
Bundan dolayıdır ki sizlere ilk hac ve haccımda yaşadığım his, şuur ve duygularım ve meşakkatlerimden bahsedeceğim. Kâbe'yi her gördüğümde sanki bir daha gelmeyecekmiş gibi sevgi, saygı, aşk dolu muhabbet dualarımı yaptım. Her şeyden önce benim ilk yaptığım dua, beni cehennem ateşinden kurtar ve cehennem azabından koru ve iyilerle birlikte cennete kor. Yardımcı doçent doktor Abdullah Kedir Ahmet'in ikinci bölümde de müşahedelerini tekrar dinleyeceğiz. Hocam, Kabe'yi görünce tabii ilk yapılan dualar kabul oluyor. O da cehennem azabından hemen kurtulmayı talep etmiş. Tabii arınma hissiyle gidiyor insan. Tekrar gönlünde, kalbinde, bütün hissiyatında ona zarar veren fazlalıkları atmak ve kendini o arı dupduru Allah'tan gelen dine teslim etmek için gidiyor. Tabii yani işte peygamberlerin vasıflarından birisi de, yani görevlerinden birisi de ümmetlerini arındırmak. Yani onların bulaştığı kirlerden, dünyevi paslardan, masivaya ait, haset, kin, kavga, gürültü neyse bu tip duygulardan arındırmak. Çünkü hakikaten insanoğlu işte nefsi itibariyle biraz şeye meyil olduğu için nefsaniyete, taşkınlığa, kötülüğe, emmâretun bisû diyor ya ayette Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şeyin de, zekatın da mesela böyle bir arınıcı tarafı. Zekat kelimesi zaten malumlarınız nemalanmak ve temizlemek, temizlenmek manasına geliyor. Yani insanı temizleyen bir tarafı var. Ayette de açıkça Allah bunu ifade ediyor. Huz min emvâlihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim. Onların mallarından sen zekat olarak bir sadaka al ve böylece onları hem tathir et, temizle, hem de arındır diyor. Neyi arındırıyor? Yani zekatla Allah Teala insanlarda haset duygusunu, paylaşmama arzusunu, bencilliği, egoizmi, benim olsun, ben olayım, zengin olayım, haset kaygısını, ama verince insan o cimrilikten, pintilikten, hassizlikten kurtulup paylaşmanın hazzına eriyor. Paylaşmak insana mutluluk bahşediyor aslında. Bunun farkında değiliz biz. Yani sahip olduğumuz nimetlerden çok daha fazlasını insan farz olan bir şeyi yerine getirdiğinde, hele ki paylaşmaya ait bir şeyse. O muhteşem onun, bir şey. Değil mi? Ruhunda da mutlaka muhteşem yaşıyordu. Bir de ahirette alacağı mükafat. Zaten şeye baktığımız zaman, yani bizim dini tanımımız var. Bir meşhur bir tanım var. Et-ta'zim li emrille ve şefakatu ala halkille. Yani İslam'ı iki cümleyle tarif edin dense, tarif budur deniliyor. Allah'ın emirlerine tazim ve onları yerine getirmek, Allah'ın yaratıklarına şefkat. Yani bir yerde Allah ile ilişkilerimizde bir haşiyet duygusu, ona saygı duygusu, öbür yerde de Allah'ın yaratıklarına merhamet duygusu taşıyabilmek. İşte bu biraz o ruhun arınmasıyla, tezkiyeyle, farkındalıkla, biraz emek, biraz çaba, biraz hedefler koymakla oluyor. Kendinden olmuyor tabii. Yani bu ibadetlerin o yüzden bilinçle yapılmasının elbette çok önemli bir yeri var. Bu bakımdan haccın da baktığımızda bu ibadetlerin genelinde olduğu gibi, yani bir bedeni tarafı, şekli tarafı elbette var. Yani ekonomik tarafı var, paraya taalluk eden tarafı var. Bir de yolculuk olarak bedeni bir seyahat, o tarafı var. Ama esas onunla beraber bulunması gereken bir şey var. Yani el haccu eşhur malumat diye başlayan ayetin sonunda Allah onun da adresini gösteriyor. Ne diyor? Tezevvedu. Azık hazırlayın. Azık genel bir mana. Yani hac yolculuğu için lazım olan yiyecek, giyecek, yaşa, ibadete vesaire için, ama arkasından bir tasrihte bulunuyor. Fe inne hayra zadi et takva. Yani azığın en hayırlısı ise takvadır. Yani gönüllerinizi korumanızdır. Şimdi ibadetin ruhundan bahsederken, siz namazdan bahsettiniz, oruçtan, zekattan bahsettiniz ve bunların cümle kapısı olan kelime-i şehadetle girdiniz. Hocam, 30 gün, aşağı yukarı takriben 30 gün
Günümüzü yaşayıp evet, öyle hac ibadeti. Bir hac yolculuğu var. Çok insanla karşılaşıyoruz. Hacca gitmeden önce o kadar niyeti halis ki. Yani hacdan döndükten sonra hocam 30 günde ne olmuş ki? Allah o gönlü dopdolu hale getirmiş. Döndükten sonra gözündeki pınarları yaş eksik değil. Ve bu insan bambaşka bir insan olmuş hocam. Şimdi tabii hacda üç önemli şey oluyor. Mekanların en güzelinde insanlar. Yani haremeyn-i şerifeyn, Kabe'nin olduğu yer. Mekanların en güzeli. Zamanların en güzeli. Hac mevsimi. Mevsimül hac. El haccü eşhurun malumat. Ve insanların en güzelinin ya. Mekanı. Şimdi mekan, zaman ve insanların en değerlerinin buluştuğu bir yerde. Yani insanın böyle yunup yıkanmaması, arınıp temizlenmemesi mümkün değil. Yani çok kendisinin direnmesi lazım. Ben bunu istemiyorum. Ben buraya bunu böyleleri de var. Yani ben öyle bir şeyi tanıyorum. Yani annesi çok ısrar etmiş, oğlum gel seni hacca götüreyim. Yani daha doğrusu sen beni hacca götür. Babası ölmüş. Ya anacığım demiş, ben çok gencim yani tutamam bunu falan. Ya gel sen falan. Birlikte gitmişler. Ben bunu tutmam ama diğeri gitmiş çocuk. Kabe'deki bir namaz esnasında ya ben ne yapıyorum diye yanında da böyle çok güzel insanlarla karşılaşmış. Onların da etkisiyle birden dünyası değişmiş ve ondan sonra bambaşka bir adam olarak döndü. Yani direnerek gittiği halde kendini kurtaramadı o ortamın, yani zamanın, mekanın ve insanların oradaki o pozitif enerjilerle yıkamasından, tezkiyesinden kendini kurtaramadı ve elhamdülillah iyi ki de kurtaramadı. Böyle bir sonuç ortaya geldi. Yani dolayısıyla o sizin söylediğiniz, hakikaten bir ay içerisinde insan farkında olarak veya olmayarak öyle ortamlarda, öyle güzel insanların arasında, öyle coşkun duygular arasında bulunuyor ki yani taş olsa erir yani. Bir şekilde bir yerine bir şey bulaşıyor, bir duygu alıyor, bir sevgi aşısı alıyor ve elhamdülillah onunla dönüyor. Şimdi yani aslında hac bir bakıma böyle bir kamp gibi yani. Hani sporcuların kamp evet, hayatı evet, gibi. Evet. Yani şeyden çıkıyorsunuz, kendi alanınızdan, mekanınızdan çıkıyorsunuz. Yepyeni bir alana gidiyorsunuz ve o alanda sizin yapacağınız iş konuşuluyor sadece. Ona yoğunlaşıyorsunuz, sağa bakıyorsunuz o, sola bakıyorsunuz o, öne bakıyorsunuz o, arkaya bakıyorsunuz o. Dolayısıyla ben bu olmak zorundayım. Yani ben bunlardan birisi olmak zorundayım diye kendinizi hem zihnen, hem kalben, hem bedenen ona bırakıyorsunuz akışına. Ve o yüzden de değişiyorsunuz. Yani bir salah hali sizi kuşatıyor. Bir güzel hal sizi kuşatıyor tabii. Peygamberimiz dua ediyor. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım ya. Kalbimi dininde sabit kıl. Evet. O kadar ediyor ki bu duayı. Sahabe diyor ya Resulallah bu duayı ne kadar çok ediyorsunuz. Kalp Allah'ın elindedir tabii, diyor. Tabii. Şimdi Rahman'ın parmakları arasındadır değil mi evet. hocam? Yani niyetle gitti ve biz hocam insan aynada kendine baktığı zaman bir et kemik yığını gibi görünüyoruz. Ama niyetle oraya gittiğiniz zaman o niyetin içini doldurup evet. dopdolu göndermek Cenab-ı Hakk'a ait. Amen. Çok güzel bir lütuf değil mi hocam? Aynen. Ya şimdi baktığınız zaman pek çok şeyde bunu görüyorsunuz. Yani niyetin ve kalpteki duygunun nasıl sonuca tesir ettiğini görüyorsunuz. Mesela sonuçta hepsi hayvan boğazlamak. Allah adına boğazlarsanız kurban oluyor. Ve helal oluyor. Ama Allah adına değil de başkaları adına boğazlarsanız, putlar adına boğazlarsanız laşe oluyor. İşlem aynı işlem. Yani fiili olarak baktığınızda, yani ruhunu görmezseniz ve o niyeti görmezseniz işlem aynı işlem. Ama orada o niyetin var. Cima ile zina da aynı şey. Ya. Değil mi? Evet. İşlem aynı işlem ama şey niyet birini ibadet haline getiriyor. Öbürünü en kötü bir cürüm haline getiriyor. Hatta o lezzeti ibadetle kat ve kat ahirette mükafat olarak da. Tabii. Dolayısıyla yani bu yani şeyi ibadetlerin özündeki o cevheri yakalamak lazım. Onu yakaladığı zaman insan zaten onun arayışı içerisinde olduğu için yani ibadetlerde hep derdi o duyguya bir erebilsem, o duygunun bir lezzetine varabilsem oluyor. Ömürde bir kere de olsa, senede bir kere de olsa yakalamış olması onu tekrar daha süratle yenilerine koşturuyor. Böyle de bir özelliği var aslında. Yani işte Kabe'nin, Mekke'nin de özelliklerinden birisi. Burada mesela hiç duymadığımız, hissetmediğimiz duyguları orada duyuyoruz. Doğru. Yani safta, şeytan taşlamada, Arafat'ta,
o dua sırasında gerçekten kopuyoruz kendi dünyamızdan. Yani hakikaten ahireti yaşıyoruz, ebediyeti yaşıyoruz. Belki ezeliyet dünyasına doğru da bir seyahat yapmış oluyoruz. Farklı bir şeye giriyorsun, ortama giriyorsun. Yani artık orada siz bir fiziki mekan içinde değilsiniz. O fiziki mekandan öte bir metafizik alana geçiyorsunuz. Ve o metafizik alanda gönlünüz bir şeyler alıp veriyor. Hem alıyor hem veriyor. Doğru. Yani karşınızdakinden, yanınızdakinden alıyor, veriyor. O yüzden yani hac dediğimiz şeyi sadece bir Suudi Arabistan topraklarına, Cidde üzerinden, Medine üzerinden giriş yapılan bir seyahat gibi görmemek lazım. Yani orada evet bu bir seyahattir, doğru. Ama o seyahatin bakışınıza göre değişen çok farklı veçeleri var. Yani o seyahat yerine göre sizin işte gönül ikliminize seyahattir. Çünkü bizim dini anlayışımızda ki şeyde Kur'an-ı Kerim'de beyti diye de geçerek anlatılan lafızlardan birinin gönle müteallik olduğu, kalbe müteallik olduğu söylemişti. Yani benim evimi temizle diye emrediyor İbrahim ve İsmail'e. Oradaki ikinci beytin Kabe değil de kalp olduğu tefsir edilmiştir. Yani Kabe ile kalp arasında bir irtibat kurulmuş ve asıl haccın gönle, kalbe ulaşmak, kalpte asıl onun sahibini oraya konuk etmek olduğunu ifade etmişlerdir. Yani o bakımdan yani bu seyahati çok farklı veçheleriyle algılayarak ona ruh ve mana katmak önemli. Hasan Kamil Hocam, Etiyopyalı Abdullah Kedir Ahmet Bey'i dinlemiştik. İsterseniz ikinci bölümde neler söylemiş tekrar bakalım, bir kulak verelim. Sonra tekrar birlikte olalım efendim. الشعور الذي يعني لم أنساه ليالي منا ليالي منا لما يعني يكون الحج بعدما تنتهي من الحج Mekke geceleri, Mina geceleri, beyaz insanlarla siyah insanların konuşamadıkları ve birbirlerinin dillerini bilmedikleri halde bakışlarıyla anlaşmaya çalışmaları ve siyahıyla, beyazıyla, sarışınıyla tanımaya kalkışmaları ve nereli olduklarını, hangi ülkeden geldiklerini bilmeye çalışmaları bana mahşeri hatırlattığı için bu anıları hiç unutamıyorum. فهذا كله محبة عظيمة لا تمحى في من ذهني أبدا. عندما يكون Kabe'den sonra Arafat günü kıyameti, haşri, mahşeri yaşamak için dünyanın dört bucağından, İslam ülkelerinin her birinden gelen Müslümanlar öylesine kalabalık ki Arabı, Acemi, Afrikalısı, Mısırlısı, Türk'ü, Afganistanlısı, hatta Amerika'dan beyazıyla, siyahıyla, sarışınıyla tam bir mahşeri hatırlatıyor. Ben bir Afrikalı olarak sadece kendim gibi siyahları gördüm ve tanıdım. Fakat Arafat'ta değişik renklerde kavimler, topluluklar, insanları ve kabileleri bir arada görmek benim için küçük kıyamet. Haşir gözümün önünde canlandı. Hac, her Müslümanın hayatında değişiklik, eser ve iz bırakmasına vesile olması gereken bir ibadettir. Kıymetli hocam, bir dostumuz hacca gitti. Kendisi anlatıyor. Tanımadığım bir insan, Afrikalı, esmer bir dindaşımız. Ben geçerken bana baktı, hac mebrur dedi inşallah. Elimi tuttu, ben de onun elini tuttum. Mütebessim bir çehreyle gözlerime baktı benim. Ben ondan ayrıldım diyor. Birkaç dakika geçti geçmedi. Bir duygu yoğunluğu yaşadım diyor. Ve hissetmediğim bir ağlama geldi bana. Allah. Dakikalarca ağladım diyor o elini tuttuktan sonra. Fakat öyle bir huzur hissettim ki içimde, tarif edemem diyor. Onu söylerken de halen ağladı. Kesinlikle dedi onun bir hak dostu olduğuna iman ettim. Allah Allah. Hac mebrur deyip elimi tuttuktan sonra o dokunma, o temas benim dünyamda öyle inkılaplar oluşturdu ki halen dedi tesirindeyim.
Şimdi siz demin dediniz, biz evet niyetleniyoruz ama orada Cenab-ı Hakk'ın kalbimize koyacağı, ruhumuza koyacağı nice iltifatlar, nice lütuflar kimin eliyle gelecek bilmiyoruz. Evet, aynen öyle. İşte o yüzden yani haccın mesela kardeşliğe de bir yolculuk olan tarafı var. Şimdi orada siz biraz önce Abdullah Bey kardeşimiz de söyledi. Yani sağınızda, solunuzda siyah, beyaz, sarışın, esmer, neyse işte Ganalı, Afrikalı, Avrupalı, Türkiye'li ve başka ülkelerden insanlarla beraber yürüyorsunuz. Evet. Ve orada bir sanki Dünya Birleşmiş Milletler toplantısı akdediyormuşsunuz gibi birbirinize temas ediyorsunuz, ayağına basıyorsunuz, göz göze geliyorsunuz. Belki de onun omuzu sizin omuzunuza çarpıyor filan. Buralarda insanın hakikaten benim ne kadar zengin bir kardeş şeyim var, portföyüm var diyebiliyorsak hakikaten o müthiş bir kardeşliğe yolculuktur. Biraz önce sizin verdiğiniz örnek çok cali bir dikkat. Yani hiç tanımadığı bir kardeşinin elini tutarak hac mebrur demiş olması ve o ten temasından, o musafahadan o kardeşimizin aldığı yüksek seviyedeki enerji ve sinerji gerçekten herkesin yaşayabileceği bir şey. Ama bütün mesele orada o haccı eda ederken bizim hac farizası esnasında kardeşliğe de yolculuk yaptığımızın farkında olmalıyız. Yani yerine göre ayağımıza basanın, bize omuz vuranın, önümüzden geçenin veya belki bizi yoracak bir şey yapanın bizim kardeşimiz olduğunu ve ona tebessümle buyurun kardeşim diye yol verebilmenin bizim hacdaki hasenatımızı ve terfi derecatımızı artıracağını düşünmemiz hacca ayrı bir anlam ve ruh katmaktadır. Bu benim kardeşim. Ben bununla beraber secdeye gidiyorum. Ben bununla beraber Kabe'yi tavaf ediyorum. İkimizin de kalbi Kabe'den yana. Kabe'yi solumuza almışız. Kalplerimiz hep orada. Aynı istikamette kalplerimizde suyun akışı gibi birlikte akıyoruz, birlikte dolaşıyoruz deyip bir kardeşliğe yolculuk. Belki aynı duygularla ezeliyet alemine doğru bir yolculuk. Yani çünkü sonuçta biz insanız. Bizim Adem babamızın o mekanı inşa ettiğini Allah bize haber veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerine göre ilk defa vaz olunan mabedin orası olduğuna işaret ediliyor. Dolayısıyla orada peygamberlerden Hazreti Adem gibi kim bilir kaç tanesinin elinin, ayağının izi ve şeyi var, tesiri var. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an anlatıyor. İsmail Aleyhisselam'dan Kur'an bahsediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı zaten bütün hayatının safahatıyla biliyoruz orada. Yani dolayısıyla biz oradaki tavafımız esnasında, Mekke'de bulunuşumuz esnasında, yani baktığımız her noktada Hazreti Adem'le karşılaştığımızı, Hazreti İbrahim'in ayak izinden yürüdüğümüzü, ki ayak izi orada zaten, Hazreti Peygamber'le adeta ruberu, yüz yüze geliverecekmişiz gibi her an bu duygularla hareket etmemizi, onun devesinin sırtında tavaf ederken ashabına rehberlik ettiğini, bizim de rehberimiz olarak adeta devam ettirdiğini düşünmemiz mesela. Bu ne kadar önemli bir şey. Arafat'a çıktığımız zaman Cebel-i Rahme'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki adeta veda tavafını okuyor ve bize hitap ediyormuş gibi kendimizi o ana, zaman tünelinde geriye götürüp o dönemlere sevk edebilmemiz ne kadar anlamlı bir şey. Çünkü hakikaten zaman tünelinde insan zihni ve kalbi çok hızlı hareket ediyor. Yani bir an gözümüzün önünde bunları canlandırabiliriz. Bir an kalbimizi oralara rapt edebiliriz. Ve bu buluşmalar bize farklı duygu yoğunlukları sağlayabilir. Yani dolayısıyla sadece fiziki olarak gördüklerimizde değil, göremediklerimiz, görmek istediklerimizde de buluşmak arzusuyla oralarda hareket etmiş olmak bence çok daha önemli ve anlamlı. Bir de tabii yine Somalili kardeşimiz mahşeri çağrıştırdığını ifade etti. Hakikaten haccın böyle bir ebediyet tarafına doğru, yani ölüm sonrası mahşer tarafına doğru bir çağrışım yapan özelliği de var. Yani haccın ruhlarından birisi de o belki. Yani o bembeyaz işte ihram elbisesiyle insanların o görüntüsü adeta kabirlerinden kalkmış insanların hesap vermek üzere o huzur-u ilahide divana durmak üzere gidişleri gibi bir anı gözümüzün önüne getiriyor. Evet. Son işte hesap günündeki o telaşımızı gözümüzün önüne getiriyor. Keza Rabbimizle vuslatı, çünkü Kabe Allah'ın evi. Yani biz Kabe'yi görmekten çok
onun sahibini görmek ve onun sahibinin gönlümüze konuk olduğunu hissedebilmek gibi duygu için oradayız. Dolayısıyla yani Kabe bir fiziki mekan. Eyvallah. Allah onu tazim etmiş. Bize de tazim etmemizi istiyor. Ve Allah'ın şairi olan Safa'nın, Merve'nin, kurban kesmenin, mabedin taziminin takva şartı olduğunu söylüyor. Ve men yuazzim şairallahi fe inneha min takvel kulub diyor Allah Teala Hazretleri. Kıymetli hocam, Şükrü Kabukçu hocamızla bir program yapmıştık. Altındağ müftümüz. Evet. Hocama bir soru takdim etmiştim. Dedi ki ben bir kafile başkanıydım dedi. Entelektüel bir hanımefendi de kafilemizdeydi. Dedi ki hocam dedi, bu hac farizasında saçlarımızı kesiyoruz. Neden dedi, ben dedi. Bunun hikmetini merak ettim. Hocam ben anlattım dedi. Hanımefendi bana bir şey söyledi. Hocam dedi, benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Doğru mu acaba? Biz genetiğimizi buraya bırakıyoruz hocam. Çünkü insan saçı en son çürüyen bir şey. Hatta çok yerde çürümüyor. Ve biz hepimiz bir şahit olarak genetiğimizi buraya mahşer meydanında tekrar çimlenmek üzere atıyoruz dedi. Çok güzel. Çok güzel. Yani tabii o bir yorum, güzel bir yorum. Bir de saç biliyorsunuz kesreti ifade eder. Evet. Yani insandaki en yoğun organizmadaki şey saçtır. Kesreti ifade eder. Biz bir kesret halinde yaşıyoruz ama vahdet derdindeyiz. Ya. Yani kesreti ya Rabbi. Bu da güzel bir ben yorum. Ben senin birliğin için burada bırakıyorum, kesiyorum. Ondan uzaklaşıyorum. Senin vahdetine koşuyorum. Gibi bir mesaj da düşünülebilir. Yani orada da böyle bir şey de var sanki. Hocam ezelden ebede bir yolculuk var ve insanoğlu şu fani alemin sikletinden kurtulup beka alemin misafiri olmak için burada geçici olarak bulunuyor. Bu bekaya geçişte üzerimizdeki ağırlıklardan kurtulmak da ancak ibadetlerle mümkün. Şüphesiz. Ve ibadetlerin özü de esası da ihlas ve onun katılan ruh dediniz. Evet. Nasıl bir şey ki hocam? Şimdi bu sene kutlu doğumda samimiyet konuştuk. Evet. Aslında bu samimiyet konusu o bizim baştan beri konuştuğumuz ibadetlerdeki ruhun bir başka adıdır. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinun nasiha, din nasihattir, din nasihattir. Üç defa söyledikten sonra kim için nasihattir, kim için samimiyettir ya Resulallah sorusuna Allah'a karşı samimiyettir, kitabına karşı samimiyettir, peygamberine karşı samimiyettir, Müslümanların meşru idarecilerine karşı samimiyettir ve Müslümanların ve insanların tamamına karşı samimi davranmaktır. Yani samimiyet aslında ihlasın, takvanın karşılığıdır ve ibadetlerde bulunması gereken ruh ve özdür. Yani o ruh ve öz Allah ile ilişkilerimizde varsa ibadetlerimiz makbuldür. İnsanlarla ilişkilerde varsa dostluklarımız kavidir ve müsmirdir, semerelidir, sonuç verecek seviyededir. İdarecilerimize karşı varsa toplumda bir dayanışma var demektir. Kitabına karşı varsa kitap hayatımızın rehberi ve mihveri demektir. Peygamberine karşı samimiyetimiz varsa, yani Yahudilerin yaptığı gibi efendim işte sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyoruz demez bir Müslüman. Sen bize neyi emrediyorsan biz onu yaparız ya Resulallah der. Dolayısıyla bu samimi duygularla ibadetlerimizi ifa ve icra edebilmek, o ibadetlere nef olunan ruh diye düşünüldüğünde sanıyorum olay biraz daha aydınlanmış oluyor. Çünkü şeyin çok güzel bir ifadesi var. Ben onu çok konuşmalarımda zaman zaman da kullanıyorum. İkbal'e soruyorlar. Daha doğrusu İkbal hacıların ziyaretine gidiyor. Pakistan hacıların, o zaman Hindistan'ıyız, Pakistan değil. Hacıların ziyaretine gidiyor ve onlar da işte bir takım ikramlarda bulunuyorlar. İkbal soruyor, siz bak oradan bize ne getirdiniz diye soruyor. Ona diyor ki ben işte hurma getirdik, zemzem getirdik, tesbih getirdik, seccade getirdik. Yani fiziki olarak neler getirmişlerse diyor ki hurmaları yiyeceğiz, tükenecek diyor. Zemzemi içeceğiz, bitecek diyor. Seccadeler aşınacak, tesbihler yıpranacak, takkeler keza eskiyecek. Ben isterdim ki diyor, siz o Haremeyn-i Şerifeyn'den
Yani Resulullah Efendimizin makamından, mekanından buraya, bu topraklara bir Ebu Bekir teslimiyeti getirseydiniz, bir Ömer adaleti getirseydiniz, bir Osman hayası getirseydiniz, bir Ali ilim, irfan ve cihat ruhu getirseydiniz de biz Pakistan'ı İngilizlerin işgalinden kurtarsaydık ve yeni bir Pakistan inşa etseydik. Herhalde o dönemde o hacılar o bölgeden gelirken boş gelmemişler ki. Allah nasip etti. Allah nasip etti. Esaretten kurtuldular. Kıymetli hocam, Türkiye'mizde tabii her geçen gün hacca olan iştiyak artıyor. Eskiden yaşı çok ileri noktada insanlar hacca alaka duyarken, şimdi daha genç insanlardan da bir iştiyak var. Ama yine de yaş noktasında diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir yaş kriterine sahibiz. İnsanlar hacca gidip sonrasında tutamama endişesi taşıyorlar. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Yani çok güzel. Namazı tutamamak ya da orucu tutamamak, yapamam dememek nasıl mümkün değilse, haccı tutamamak noktasında bir mazeret sürüp haccı ötelemek doğru bir şey mi hocam? Kesinlikle doğru değil. Şimdi aslında bütün ibadetlerimiz bizim irade eğitimimize bir katkıdır. Baktığınız zaman namazda mesela biz susmayı, konuşmamayı öğreniriz. Namazda konuşmak namazı bozar. Oruçta imsaki öğreniriz. Yani yememeyi, içmemeyi öğreniriz. Hacda ihramı öğreniriz. İhram yani helal ve meşru olan şeylerin sınırlı ve süreli olarak yasak olduğu bir ortama gireriz. Ve ya Rabbi sen bunları bize aslında helal kıldın ama biz bunları senin rızan için bir süreyle kendimizi yasaklıyoruz deriz. Niçin yaparız bunu? Yani irade eğitimimizi yukarılara taşımak ve biz yeri geldiğinde ya Rabbi senin rızan için helal ve meşru kıldığın şeylerden bile sarf nazar edebiliriz. İşte dolayısıyla haccın zaten böyle bizi bir eğiten tarafı olduğuna göre, yani genç gidersem sonra tutamam gibi mazeretler haccın bu boyutlarını görmemek demektir. Halbuki hac bizi genç yaştayken böyle ihram yasaklarıyla nefsimize hakim olmayı bize öğretiyor ve bizi adam etmeyi hedefliyor, böyle bir ibadet. Dolayısıyla oraya olabildiğince, imkan buldukça en genç yaşta gitmek ve fırsat buldukça umre vesaire gibi ziyaretlerle orada gönlümüzün orada olmasını sağlamak en güzel. Çünkü yaşımızın ilerlediği dönemde şeyimiz var mı? Verecek. Sağlığımız müsait olacak mı? Vefa edecek mi ömrümüzü ona? Ya. Onu da bilemiyoruz ki. Dolayısıyla ilk fırsatta gitmek. Hamdolsun şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi azaldı eskiye göre. Yani yaş ortalaması her sene düşüyor bildiğim kadarıyla. Ama gönül istiyor ki 20'li 30'lu 40'lı yaşlardan yukarıya çok fazla kalmasın. Yani oralarda insanlar bu farizayı yerine getirsinler. Ve ondan sonra da gönüller hep orada olsun. Fırsat buluşu umreye gitsinler. Ve arınmış olarak dönsünler. Efendim programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben söylemek istediğiniz son cümleler varsa almak isterim efendim. Yani bu dünya kirli bir dünya. Hepimiz kirleniyoruz. Arınmaya ihtiyacımız var. Arınma yollarından en güzellerinden birisi de şüphesiz hac. Yani bunu çok güzel bir vesile bilmek ve takva duygusuyla arınıp kalıcı hale getirmek o arınmayı çok güzel bir vesile olur diye düşünüyorum. Hacca giden bütün kardeşlerimize arınmış olarak dönmelerini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız bugünkü konuğumuzdu. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalınız.